Dünya Gezginler kanalına herkese selamlar. Bugün size de Kocaeli'nde bulunan Ormanya Karavan ve Çadır Kamp alanından bahsedeceğim. Öncelikle size giriş kısmından bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kapıdan giriş yapabilmek için danışmadan önce kayıt yaptırmanız gerekiyor. Sonrasında kayıt yaptırdıktan sonra sizlere hangi alanda ve hangi numarada kalacağınıza dair bir kart veriyorlar. Üzerinde numarası da var. Bu kartla kartınızı okutarak içeri giriş yapabiliyorsunuz. Karavanla geldiğiniz zamansa buradaki büyük kapıdan giriş yapmanız gerekiyor. Buradan giriş yapmanız içinse yine aynı şekilde danışmaya gidip danışmadan kapıyı açtırmasını istiyorsunuz. Kapıyı açması için danışmaya gitmek biraz saçma olmuş. Keşke buradaki kapı gibi buradaki kapıyı da kartla açılabilmesini sağlasalarmış çok daha güzel olurmuş. Her neyse bunlar ufak detaylar. Bunlar ileride düzelir diye tahmin ediyoruz. Ben size kamp alanından bahsedeyim. Karavanlarda burada yan yana parselleri park edebiliyorsunuz. Her bir parselin yanında bir tane elektrik soketiniz var. Elektrik soketinizden kanalınızı 220 volt elektriğinizi alabiliyorsunuz. Yalnız su yok. Suyu şöyle yapıyorsunuz. Karavanların karşısında bulunan belirli aralıklarla bu hortum makinesi var. Hortum makinesinden çekerek kanalınıza suyu doldurabiliyorsunuz. Bu şekilde su ihtiyacınızı da giderebiliyorsunuz. Onun haricinde alanda tuvalet, duş, mutfak araçlarınızı yıkayabileceğiniz yıkama alanı da mevcut. Işıklandırma akşamları iyi şekilde, bir sıkıntı yok. Güzelce her yeri görebiliyorsunuz. Işıklandırma gayet yeterli. Belli aralıklarla çöp kovaları falan var. Karavanları buradan yan yana koyabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 50 tane karavan alıyor diye biliyorum. Şimdi beraber hepimiz beraber bakabiliriz buradan. Çadır alanları da var. Çadır alanlarında kaç tane çadır aynı anda konaklayabiliyor? Bu konakta çok bir bilgim yok. Bunu danışmana öğrenebilirsiniz. Bu arada hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Ücretsiz burası. Elektrik, su hepsi ücretsiz tabii ki. Şöyle bir ay boyunca sadece 4 gece 5 gün konaklayabiliyorsunuz. Bir ay sonunda tekrardan yine aynı şekilde 4 gece 5 gün konaklayabiliyorsunuz. Bu bence çok iyi bir yöntem olmuş. Çünkü bunun bir önlemini almazsanız ya da almazsak herkes buraya sınırsız şekilde gelip kapatır. Sonrasında burada kalmak isteyenler kalamayabilirler burada. 4 gece 5 gün çok yeterli ve çok mantıklı bir hareket olmuş. Atık su giderlerinizi burada buraya dökebiliyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı olmadan, kimseyi de rahatsız etmeden dökebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da bir hortum var. Bu hortumla karavanınıza su doldurabiliyorsunuz. 23 parselmiş. Yani 23 parsel değil mi? Her bir parsele 2 tane koyabiliyorsunuz. En başta sadece bir tane koyabiliyorsunuz. 46-47 tane karavan alıyor burası. Dediğim gibi çadır yerlerinde kaç tane çadır var bunları tam bilmiyorum. Bunları danışmadan öğrenebilirsiniz. Şöyle bir şey var, buraya rezervasyonla gelemiyorsunuz. Rezervasyonla alım yapmıyorlar buraya. Buraya geliyorsunuz, eğer alan müsaitse size biriyle hangi alan müsaitse o alanlara sizi yerleştiriyorlar açıkçası. Böyle olması da aslında çok daha iyi. Çünkü önceden rezervasyon yapıp sonrasında yer bulamazsınız. Başka yerlere gitmek zorunda kalsın. Buraya kalmak isteyenler çok fazla yer bulamazlar. Bu da çok mantıklı gelmiyor bana. Doğru bir yöntem olmuş. Şu görmüş olduğunuz alan mutfakta bulaşıklarınızı yıkama alanları. Buranın tek eksiği sıcak su olmaması. Soğuk su var burada. Yani şöyle düşünün. Sıcak zamanlarda çok sıkıntı olmayacak ama kış aylarında sıkıntı olacak ister istemez. Hani burada bulaşık yıkamak istemeyeceksiniz ya da herkes karavanıyla kalmıyor. Yani çadırda kalanlar da mevcut sonuçta. Onları da düşünmemiz gerekiyor. O yüzden buranın bir eksiği de bu aslında. Hemen burada karşıda gördüğümüz alan tuvalet ve banyolar burası. Onları da size göstereyim ben. Temizlikleri günlük yapılıyor sabahları. Yıkanıyor. Eksikleri gideriliyor. Sabunudur. Tuvalet kağıdıdır. Bunların hepsi hallediliyor. Şuradan ben size hemen göstereyim buradan. Ufak bir
Size gösterim sağlayayım buradan. Şurası banyo alanı. Banyoda sıcak su var. Bayağı bir kaynar bir su, yani sıcak su sorunu çekmeyeceksiniz. Bir tane burada normal tuvaleti var. Bunun işe biraz yeterli değil. Bir tane burada klozetimiz var. Burada lavabolarımız. Hepsi mevcut. Şöyle çadır alanında ufak bir göstereyim ben size. Şuradan. Bunlar da çadır alanlarında eskiden elektrik varmış. Şu an elektrik yok diyorlar. Sadece şarj üniteleri var. Bu da muhtemelen orman için yangınlardan, belki sobayla ısınmak istiyordur çadırda çadırcılar. O yüzden dolayı elektriği kaldırmışlar. Şuradan ben size çadırdan da bir gösterim yapayım. Şuradan bu şekilde çadırlarınızı böyle alanlara koyabiliyorsunuz. Burada hepsinin bir alanı mevcut. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bizi Instagram'dan Junior Gezginler hesabından takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere.